Aslında glokal kavramı Japonca bir kimsenin kendi toprağında yaşaması ya da bir çiftçinin zirai faaliyetlerde kullanılan yöntemleri kendi arazisine uygun bölgesel şartlara uyarlaması olarak ifade edilen çiftçilik tekniklerini yerel şartlara uyumlu hale getirmenin ilkesi olan dochakuka kelimesinden türetilmiş ve globalliğin yerel değerlerle pekiştirildiği glokalleşmeye yönelik olarak Japon iş dünyasına da benimsetilmiştir. Glokalleşme, dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösteren global işletmelerin farklı bölgelerdeki tüketici taleplerine cevap verebilmek için yerel şartlara uygun üretim ve pazarlama süreçleridir. Eğer bir global pazarlama stratejisi müşteri beklentileri anlaşılamayıp yerel pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlanmazsa pazarlama miyopluğu ortaya çıkar. Bu durumda ürünler yeni ve farklı pazarlarda tutunamaz başarılı olamaz ve kısa sürede pazardan çıkmak ya da ürün değiştirilmek zorunda kalınabilir. Yerel bir pazara giriş uzun süren araştırmalar gereğinde özel stratejiler geliştirmeye yönelik bir süreçtir. Zaman, emek ve maddi kaynak gerektirir. Bu yatırımların boşa gitmemesi için de yerel pazarların çok doğru anlaşılması ve değerlendirilmesi gerekir. Ürünleri yerel pazarlarda global şirketlerin kendileri üretip dağıtabilecekleri gibi yerel distribütörlerle de pazara sunabilirler. Günümüzde, ülke distribütörlüğü yapan işletmeler sadece lojistik, satış ve tahsilat yapan işletmelerden farklılaşarak, üretici ana işletme ile birlikte pazarlama stratejileri geliştiren işletmeler haline gelmektedir. Glokal stratejinin temel öğelerinden biri, yerel işletmeleri ve yöneticileri pazarlama stratejilerine dahil etmektir uluslararası işletmelerin her ülkenin yapısını, kültürünü, değerlerini, tüketicilerin davranışlarını bilmeleri mümkün değildir. Yani buzdağlarının görünmeyen kısımları önemlidir. Glokal stratejilerin uygulamalarına örnek olarak genellikle McDonald's'ın McTurko ya da Ramazan menüsü, Coca-Cola'nın Ramazan ayına özel verdiği reklamlar gösterilir. Aslında bu örnekler artırılabilir. Çoğunluğu da hızlı tüketim malları üzerinedir. Domino's Pizza'nın Konyalım, Kayseri Ateşi gibi yöresel pizzaları, Kunor'un Alaca, Analı Kızlı, Mahluta, Yuvalama Çorbası gibi yöresel çorbaları, Colgate'in Misvak Özlü Diş Macunu, Kartor'un Kadayıflı, Baklavalı, Şekerpareli Dondurması, Doritos'un Alaturka Cipsi, Google'ın ülkemizle ilgili özel günlerde tasarladığı Dudullar, HSBC'nin Dünyanın Yerel Bankası sloganı global şirketlerin yerel pazarlara uyguladığı global stratejilere örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca reklamlarda da yerel motif ve özellikler kullanılmaktadır. Leys'in reklamlarında Yiğin gari denmesi ya da McDonald's'ın 2007 yılında Max Burger, Türk usulü hamburger sloganıyla yayınladığı reklamda ülkemiz insanına ait pek çok özellik kullanılması global pazarlama stratejilerine örnektir. Glokalleşme, pazar odaklı ya da müşteri odaklı olmayı ifade eder. Ama sadece nihai tüketicilere yönelik bir pazarlama stratejisi olarak görülmemelidir. Bununla beraber ürünler sosyokültürel farklılıklara göre adapte edilirken, ayrıca yerel pazarın iklim koşulları, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, dini yapısı, gelir seviyesi, ambalaj ve etiketleme, damak tadı gibi faktörlere de dikkat edilmelidir. Örneğin Japonya'da Philips kahve makinelerinin boyutunu tüketicilerin küçük mutfaklarına uygun hale getirebilmek için küçültmüş ve büyük miktarda satışlar gerçekleştirmiştir.